İyi akşamlar. Ana Haberle karşınızdayız. Bugün hashtag'imiz Seçim Sizin. Bu hashtag'e yorumlarınızı yazın. Biz de buradan okuyalım, seslendirelim, istediğiniz talepleri dile getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini ilk kez çok net bir dille telaffuz etti. 14 Mayıs Pazar milletimiz 73 yıl sonra aynı gün yeter diyecek milletimizin desteğine talibiz dedi Erdoğan. 14 Mayıs 1957 atıfta bulundu muhalefete meydan okudu Erdoğan'ın bu açıklamasıyla birlikte aslında geri sayımda başlamış oldu. Evet Erdoğan Menderes dedi seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti. Menderes 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Tarihin en etkili seçim sloganlarından biriydi. Afişi de işte bu gördüğünüz afişti yeter söz milletindir diyerek. Şimdi e, bakalım 73 yıl sonra bu sloganın yarattığı hissi Acaba halkta kim uyandırabilecek? Milletin gönlüne en çok kim girecek? Ve bakalım millet ne diyecek? Seçim sizin. Şimdi e, devam edelim. Seçim aslında e, yaklaştıkça e, siyasetin ve siyasetçilerin de tansiyonu bir hayli yükseliyor. Ak Parti ve İyi Parti grupları karşılıklı atışmaya döndü ve iki lider birbirine karşı. İlk kez bu kadar sertti diyebiliriz. Akşener başörtüsü konusunda Hodri meydan dedi. Erdoğan'dan yanıt geçikmedi. Devam ediyoruz. Tarih netleşti dedik. 14 Mayıs Pazar. Gözler şimdi altılı masada. Çünkü altılı masa seçim tarihini açıklayın, adayımızı açıklarız demişti. Artık seçim tarihi de belli olduğuna göre soru şu. Erdoğan'ın rakibi, rakipleri kim ya da kimler olacak? Dahası altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Bunun için gözler masanın iki büyük ortağı CHP ile İyi Parti'de ancak kulislere göre aralarında görüş ayrılığı sürüyor. Bu arada Akşener'in grup toplantısındaki İmamoğlu ve Yavaş çıkışı dikkat çekiciydi. Hani dedik ya memlekette bazen öyle şeyler oluyor ki şaka mı gerçek mi ayırt etmek zor. Hatta burada hangisi Zaytun hangisi gerçek haber köşesi yapalım bile diyoruz. İşte öylesi bir haber ama gerçek. Aslında işi beton karıp sıva yapmakta ama onun yerine dolgu ve kanal tedavisi yaptı. Kulağa şaka gibi geliyor ama değil. Sahte diş hekimi inşaat işçisi çıktı. Belki de daha onlarca kişinin canını yakacaktı ama tedavi için 10 bin lira ödeyen Rıdvan Kılıç gerçeği öğrenince soluğu adliyede aldı. Suç duyurusunda bulundu. Ekipler peşine düşünce de foyası ortaya çıktı. Şimdi evde ekonomi konuşuyoruz. Okulda ekonomi konuşuyoruz. Yolda, işte her yerde, her yaşta ekonomi konuşuyoruz. Ekonomi konuşmak neredeyse milli sporumuz haline geldi. E haklıyız da. Bakın tablo burada. Asgari ücret 8506 lira, açlık sınırı 8167 lira. Çıkaralım 8506 liradan 8167 lirayı. Ne kalıyor? 339 lira kalıyor. E artık güle güle mi harcayacağız? Ağlı ağlıya mı harcayacağız? O bize kalmış. Dile kolay 339 lira bozdur bozdur harca. Durum bu olunca geçim sıkıntısı ve yol açtığı sorunlar hayatımızın orta yerine geldi yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı bir rapor açıkladı. O rapora göre İstanbul'un borcu hiç bitmedi. Seçim sizin dedik. Hashtagimiz bu. Emre Gülcan Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir şey söylüyor. Aralık ayında yayınlanması gereken diplomaya dayalı alan değişikliği takvimini henüz yayınlamadılar diyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrısı var Emre Gülcan'ın. Şimdi böyle aynen cep telefonları elimizde sürekli kayıttayız ama birbirimize karşı kayıtsızız. Sosyal medya sayesinde her şeyi görüyoruz ve fakat korkunç bir ahlaki körlük geliştirdik. İnsaniyet namına ortada hiçbir şey kalmadı. Evet her şey sosyal medyada Biraz fazla tık almak için. Ölümün kıyısındaki gence derdin ne diye sormak yerine telefonlarını aldılar ellerine ve intihar girişimini böyle saniye saniye kaydettiler. Kimine cep telefonu da yetmedi. Amatör kamerayla profesyonel kayıt yaptılar. Seçim sizin dedik. Heşte ekleyin diye de söyledik. Burak Çayır Ezmez diyor ki bir sesimiz olun bir güne 17 sene adalet neresinde? Tabii ki EYT mağdurları da oldu buna dair bir sesimiz olun diyorlar. Bir güne 17 sene adalet neresinde? Yine Şahin Bey evet seçim bizim bunun için sabırla sandığı bekliyoruz demiş. Eski milli futbolcu Emre Aşık eski eşi Yağmur Sarnış ve Türkiye gündeminde eskimeyen boşanma davaları. Sular tabii ki durulmadı ikili yine hakim karşısındaydı. Ve e ee, bu duruşma çıkışı aşık konuşmadı. Sarnıçsa habercileri bir sonraki celseye davet etti. Gidişat kötü dünya nasıl kurtulacak diye sormuşlar. Utanç demiş birisi. Dünyayı bir tek utanç kurtaracak. İşte bir kez daha başkaları adına utandığımız, vicdan kanatan bir haber var sırada aslında. Emanete hıyanet tam olarak yapılan bu. İstanbul Zeytinburnu'nda bir anne kreşteki öğretmenlere emanet ettiği evladını her tarafı mosmor teslim aldı. Hemen kamera görüntülerini seyretti, dehşete kapıldı. Çünkü sözde öğretmenleri onun gözünden sakındığı bebeği uyutmak için şiddet uyguluyordu. Geçtiğimiz hafta şahane piyano çalan bir motokuryenin görüntüleriyle hem mest oldu hem hüzünlendi Türkiye. Sıradaki haberi yapan muhabir arkadaşımız Gülgündüz daha da hüzünlendirdi bizi ve bu olaya bir manşet attı. Piyona çalan eller insanca yaşamak istiyor. Evet belki de dünyanın en nitelikli motokuryeleri Türkiye'de. Üniversite mezunu pırıl pırıl ve yetenekli gençlere istihdam yaratamayıp motokurye olmaya zorlamak da bu ülkenin ayıbı yaz kış sokaktalar dediğimiz gibi aralarında üniversite mezunu olan henüz üniversitede harçlığını çıkarma derdinde olanlar da var. Kuryeler kimi zaman siparişleri teslim etmek için canlarını bile tehlikeye atıyorlar ama şimdi bazıları kontak kapattı aldıkları zammın yetersizliğinden şikayet ettiler. Murat Yıldız ya zalimden ya da mazlumdan yana olacaksın demiş seçim sizin hashtagine Alparslan Gürses ya hekime şiddete son verirsiniz ya da hekimsiz kalırsınız demiş Alparslan Gürses. Çocuğunu özel okula gönderen velilerin çilesi bir türlü bitmiyor. Artan okul, yeme, kırtasiye ücretleri yetmezmiş gibi bir de servis ücretleri arttıkça artıyor. Zannedersiniz çocukları eve uçakla ulaştırıyorlar. Şimdi servis için 20 bin lira isteyen özel okullarda var, 40 bin lira isteyen de. Ücreti karşılayamayan veli ise farklı yöntemlere başvurmaya başladı komşu taşımacılığı gibi. Piknikte yediği tavuk genç kızı hayatı zehir etti. Kaslarında yaşanan sorun nedeniyle yatağa mahkum olan 23 yaşındaki genç kadın 8 ay sonra ilk adımlarını atabildi. Film gibi bir tezgahın haberi var sırada. Operasyonun adı Joker. Polis sahte engelli raporu düzenleyen çeteyi İzmir'de çökertti. O çete engelli raporu almak isteyenlerin yerine hastaları yani kendi tabirleriyle Joker'leri geçiriyorlardı. Ama iplikleri pazara çıktı. Gururumuz gerçekten. Göğsümüz kabarıyor görünce bu haberi. Evet WhatsApp ihbar hattımızı verelim yavaş yavaş hoşçakalın diyelim. WhatsApp ihbar hattı 0542 778 10 10 tekrar edeyim 0542 778 10 10 ilginç gördüğünüz görüntüleri duyurmak istediklerinizi lütfen bu numaraya ulaştırın artık hepimiz birer vatandaş gazeteciyiz sonuçta TV 100 yayını eşit ağırlıkla devam ediyor hoşçakalın.